değişeyim, kurusun da hatirim. Özür dilerim. Unutun tüm dediklerimi, yıkın dittiğiniz etkilerimi. Özgürlük hala en yüce değer değilse eğer, prangalı bahsini istiyorsanız köleler, unutun tüm dediklerimi, yıkın dittiğiniz etkilerimi. Fazla geldiyse size hürriyet, cumhuriyet, özlemi içindeyseniz saltanatın, sultanın, hala önemini anlayamadıysanız millet olmanın, kulu, ümmet kalın, fetvasını bekleyin Şeyh-i İslam'ın, unutun tüm dediklerimi, yıkın dipdiri seykellerimi, rahat bırakın beni, rahat bırakın beni. Değerli dostlarım, bir tane daha söyleyeceğim, birkaç cümle var, bir tanesi şu. Ben diyorum ki, bu vatanı kurtarmış ve bu cumhuriyeti kurarak bizlere armağan ve emanet etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmek için bir parça kalp sahibi olmak yeter. Ama bu üçüncü cümle şimdi Atatürk'ün başkentinde kalplerinde vatan sevgisi, akıllarında cumhuriyetin kazanımları, yüzlerinde Atatürk boynunda olan değerli dostlarım, yürek katı güçler, hepinizi sevgi ve saygılarım. Şimdi Atatürk'ün söylediği çok, o kadar çok şey var ama ne demiş? Dünyada hiçbir milletin kadını, ben milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar çalıştım diyemez demiş. Şu sahneye bakın, kadınlarımız erkeklerden çok. Güldün, güller açıldı pencerenin demirlerinde, ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu olan. Hoş geldiniz, kadınlarımız bizim, hoş geldiniz. Çıkardım ama şunu da kapatalım isterseniz, günün anlamına çok uygun. Ben yine hep şunu söylüyorum. Şimdi tarihe dayalı senaryo yazılabilir ama senaryoya dayalı tarih yazılamaz. Ve bizim tarihimiz değil sadece. Bütün dünya tarihi şunu söylüyor. Bakmayın siz bazılarının yazdığı senaryoyu tarihleştirmeye çalışmayanlarına. Bütün tarih şunu söyler. Bu vatanın bir tek kurtarıcısı, bu cumhuriyetin bir tek kurucusu vardır. Gazi Mustafa Kemal. Atatürk, Salih Bozok, en yakın dostlarından biriyle konuşurken şunu söyler. Salih, bilirsin ki ben Türkiye Cumhuriyeti için Ankara'dan başka bir kent düşünmedim. Ama yine bilirsin ki benim yüreğimin başkenti İzmir'dir. Kayınabilmeyiz. Biz İzmirliler, yürekli Atatürkçüler halen Bandırma Vapuru'nun yolcusuyuz. Bizim yolumuz Cumhuriyet, Mustafa Atatürk'ümüz. 60 yıldızların bilim olmadığı bir Türkiye. Bizim hasretimiz hangi etnik kökenden, hangi inanç sisteminden olursa olsun, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle, insan olumuna yakışır şekilde yaşayan insanlardan oluşan bir Türkiye. Bu hasrete biz Nazım Aydın'ız. Dört nala bir uzak aslanan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak. Bu cennet, bu cehennem bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok eyleyin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak